Tamam buralım. Burası da şu anda ATM bitmiş durumda şu anda. Yani burada belediye durumda. Gelir gerekirse tek bir yekpare olması açısından yüzlük bir tane alanı da eğer burası yüzlükse burası da olabilir. Olabilir. Sayı olarak bakalım. Altyapısını da görebilir. Tamam tamam, insanlar yerleşsin. Bir an önce insanlar konteynere koyalım. Bizim konteyner kentlerimizi oluşturmaya başladık. İnşallah bir hafta 10 güne kadar da buradaki ilk 200 aileyi yerleştireceğimiz konteyner kentlerin kurulumu tamamlanacak. Bunu Çekmeköy Belediye'miz organize ediyor. Altyapısını Çekmeköy Belediye'miz hazırladılar. Üzerine konteynerlarını kuruyorlar. Şu anda 87 tane konteyner burada konulmuş durumda. Peyderpey'de bu çalışmalar devam ediyor. 36 tane de liman derneği bu bölgeye konteynerlarını yerleştirmiş olacak. Dediğim gibi inşallah bir hafta 10 gün içerisinde de ailelerimizi buraya yerleştirmek suretiyle ilk konteyner kentimizi faaliyete geçirmiş olacağız. Bu arada tabii hasar tespit çalışmalarımız da süratli bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar dün itibariyle ilçemizde hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olduk. Toplamda 22.925 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Dikkat ederseniz bunu bina bazlı olarak söylüyorum. Mesela şu karşıdaki binalardan birisi, yani her ne kadar 4-5 katlı olsa, 10-15 daire de olsa o bir bina kabul ediliyor. Dolayısıyla bunun gibi 22.925 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İlçemizde 89 tane enkaz halinde bina tespit ettik. Tabii bunun yanında acil yıkılması gereken binalar da var. 748 tane enkaz ve acil yıkılması gereken toplam bina sayısı var. Ağır hasarlı olan binalarımız var. Enkaz halindeki binalarımız, acil yıkılması gereken binalarımız ve ağır hasarlı binalarımızın toplam bina sayısına, yani 22.925'e oranlandığında şu anda miktar %21 civarında. Yani binaların %21'i yakın zamanda ortadan kaldırılacak, enkazı kaldırılmış olacak. Bu da ilçemizdeki genel tabloyu veriyor. Dün itibariyle bu hasar tespit çalışmalarını tamamlamıştık dedim ama gittiğimiz zaman, ekiplerimiz sahaya gittikleri zaman bazı binalara giremediler. Böyle 800-1000 civarında da bir bina var. Bugün itibariyle de o binaların tekrar tespit çalışmaları başlamış oldu. İnşallah bir hafta kadar, bir süre içerisinde o kalan binaların da hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı düşünüyoruz. Ardından da itiraz süreci başlayacak. Yani dün itibariyle ilçe merkezinde, köylerimizin hepsinde 56 tane köyümüz var. Hasar tespit çalışmaları tamamlanmış oldu.